Buradan mı gidiyorduk be? Doğru hatırladım. Evet, köprüden hatırladım. Buralar patlıcan tarlası hep ya. Deep fried turkey diyor. Lan Türkiye'yi kızartmışlar. Sabahleyin ses çıkmıyor. Orada ne yazıyor ya? Camın orada. Ha. Heroes work here. Kahramanlar burada çalışır. Sesi benim binaya gidiyor. Hello, good morning. Thank you too, bye. Arkadaşlar hepinize selamlar. Evet, yeni bir yolculuk videosuyla birlikteyiz sabahın erken saatlerinde. Çok güzel bir hava var Kasım'ın olmasına rağmen. Yani bahar havası var, hissediyorsunuz. Hele gündüz. Öğleye doğru daha da güzel oluyor. Evet, bugün de bir konumuz olsun istedim. Bugünkü konumuzu seçimler diye belirledim. Tabii ki Amerika'daki seçim. Evet. Belki birçok insanın Türkiye'de umurunda değildi Amerika'daki seçimler. Fakat Amerika'daki seçimler de gerçekten önemli. Yani çünkü dünyanın en ekonomik olarak güçlü ülkelerinden birisinin başkanı seçiliyor. Yani dünyayı yöneten insanlardan ya da dünyayı yöneten devletlerden bir tanesi. Bu yönüyle önemli. Diğer yönüyle de aslında biliyorsunuz demokratlar bir de republicanlar var. Ya bunların bir kısmı yabancıları hiç sevmiyor ki. Trump işte bunlardan bir tanesi. Yabancıları sevmiyor derken yalnız burada şöyle bir durum var. Mesela Türkiye'de de birçok mülteci var biliyorsunuz. Biz mültecileri seven bir ülkeyiz. Herkes gelsin istiyoruz. İşte Trump aslında burada doğru bir şey yapıyor. Yani illegal olarak insanların gelmesini istemiyor ülkeye. Ki bence yani bu yönüyle adam haklı. Eğer hani pasaportunuz varsa, vizeniz varsa veya buna hak kazanmış ve gelmişseniz bunda bir sıkıntı yok zaten. O da sıkıntı etmiyor. Fakat illegal yolla geldiğiniz zaman bunların olmaması için elinden geleni yapacağını söylüyor. Yani aslında bizim ülkemizde de belki bu olması lazımdı. Çünkü insanlar artık hani illegal gelen ve kendisinin şu anda ne kimliği ne ya da başka bir şey olmayan birçok insan sokaklarda dolaşıyor. Ve hani çoluğumuz, çocuğumuz, annemiz, kız kardeşimiz sokaklarda ve bunlarla muhatap olmaya çalışıyor ve kim olduklarını bilmiyoruz. Yani bu enteresan bir durum. Ha, kayıt altında olsalar sıkıntı olmaz ama kayıt altında değil. Kayıt altında dediğim işte bir vizeleriyle gelseler, bir oturum izinleri olsa gibi. Trump'ın böyle bir yönü var. Ama şimdi bizi akademisyen olarak etkileyecek kısımları neler derseniz, şimdi tabii ki vize almada da bazı zorluklar getirebilir Amerika'ya. Zaten zor biliyorsunuz, Amerika'ya vize almak o kadar kolay değil. Ne gibi zorluklar getirebilir? Özellikle mesela EB1 veya EB2 dediğimiz bilim insanı statüsünde eğer vize almak istiyorsanız onda acaba bir şeyler getirebilir mi? Bir zorluklar getirir mi diye bir soru işareti vardı. Fakat şöyle bir durum var arkadaşlar. Amerika'da, hani Türkiye'de olmayan bir durum. Amerika'da yasalar işler ve o başkanın dahi üzerindedir yani. Hani başkan ben bunu saymıyorum, bunu etmiyorum diyemez yani. O zaman başkanı alır götürürler. Hiç bu konuda da lamicimi yoktur. Dolayısıyla bu EB1 ve EB2 gibi vizeler, yani bilim insanlarının aslında vize değil, pardon orayı düzelteyim, green card başvurusu. Bu gibi green card başvuruları eğer gerçekten bilme bir katkınız varsa, H-indeksiniz yüksekse, yani tanınıyorsanız kendi alanınızda, green card'a başvurabiliyorsunuz. Buna EB1 diyor. Hani dışarıdan başvurdu. Hatta Türkiye'den de başvurabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Bunlarda acaba bir sıkıntı olur mu, bir şey olur mu diye şey yapmışlar, araştırmışlar. Olmaz. Çünkü neden? Bunlar yasalarla belirlenmiş, yasalarla karar verilmiş olaylar.
yasayı değiştirmesi lazım ama tabii ki seçimlerde görmüşsünüzdür. Öyle yasalar da kolay kolay değişmez. Çünkü neredeyse başa baş bir seçim gitti diyelim. Dolayısıyla hani senatolar, yani diğer yasaları koyacak olan insanların yani sayıları hemen hemen aynı olduğu için yasa değiştirmek, hele böylesi önemli yasaları değiştirmek o kadar kolay değil. Dolayısıyla yeşil kart başvurularında çok sıkıntı çıkacağını düşünmüyoruz. Fakat H1B, J1 dediğim vizeler vardı, hatırlarsanız geçen videomda anlatmıştım bunları. Bunları biraz zorlaştırabilir. Alınması zaten kolay değil aslında ama hani belki daha başka şeyler de ekleyebilir. Hani sadece bilim insanı olması yetmiyor da işte daha bir tanınır olması gerekiyor falan diyebilir. Ya da o çalışacak alanda gerçekten Amerika'da çalışmayacak insanlar olabilir gibi bir şeyler ekleyebilir ya da eklemez. Yani bunlar gibi şeyler gelebilir. Çekinceler sadece bu, çünkü Trump gerçekten dışarıdan gelen insanları azaltmak istiyor. Bu da normal karşılıyorum, çünkü kendi ülkesini korumak istiyor. Çünkü dışarıdan gelen ülke, yani dışarıdan mülteci olarak gelen olsun veya farklı bir yollardan gelen insanlar, yani burada kurulan düzene bazen ayak uyduramayabiliyorlar ve bu durumda, yani buna entegrasyon diyoruz biz, entegre olamıyorlar. Entegrasyon olayında sıkıntı olduğu zaman ülkelerde ciddi ciddi problemler oluyor. Yani yaşarken insanlar rahat yaşayamıyorlar. Halbuki devlet başkanı olarak adam tabii ki halkının rahat yaşamasını istiyor. Bunun için de ne yapıyor? Ben mültecilere, yani öyle her önüne gelen ülkeme giremez diyor. Doğru olan bu mu? Bence bu. Çünkü her önüne geleni ülkeye gel kardeşimdir diye aldığın zaman işte bu zaman sorunlar oluyor. Bakın onlar da insan. Sakın yanlış anlaşılmasın. Çünkü bazen görüyorum Twitter'da ya da sosyal medyada çok böyle ırkçı faşizm yaklaşımları oluyor. Yani bunlar geri dönsün, işte bunlara şöyle yapmak lazım. Ya bunların çoluğu çocuğu var. Düşünsene, küçük bebekleri var. Bunlar gözümün önüne geldiği zaman yani bu böyle bir yaklaşım olmaz. Buradaki doğru olan yaklaşım işte Trump'ın yaptığı gibi aslında. Öncesinden önlem alacaksın, gelmesini engelleyeceksin veya kısıtlayacaksın veya belirli bir kriterlere sokacaksın. Ama sen bunu yapma. Bunu yapmadan ben de işte bütün herkese kapımı açtım. Açtığın zaman işte maalesef ülkede sorunlar olur. Sorunlar olduğu zaman da yani insanlar çözümü onlara şiddet uygulayarak bulabileceklerini düşünüyorlar. Halbuki bu çok çok yanlış. Bu bizim halk olarak yapabileceğimiz bir şey değil. Yani onlara baskı uygulayarak, onlara işte kötü muamele yaparak yapabileceğimiz bir şey değil arkadaşlar. Bizim halk olarak yapabileceğimiz şey baştakilere baskı uygulamak yani. Onlara söylemek, ya böyle böyle diyorsun ama sen neden bunu böyle yapıyorsun diye sorgulamak. Yani bunu yapmadığımız sürece o insanlar gelecektir. Ha bu arada bakın Almanya'dan biliyoruz, Avusturya'da biliyorsunuz, ben yıllarca kaldım, Avusturya'da biliyoruz. Avusturya'da halkı da yabancıları hiç sevmez. Türkleri hele hele hiç sevmezler. Hani asıl ırkçılık orada var. Ama zamanında işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yani ülke yıkılıyordu. Almanya hele çalışacak adam yoktu. Adamların hepsi Ruslar tarafından öldürülmüş. Yani askere gitmişler, ölmüşler. Naziler biliyorsunuz yapacağını yaptı. Şimdi o kadar çok ölen insandan sonra inşaatta çalışacak adam yok. Böyle olduğu zaman ne oldu? Türkiye'den destek istediler. Tamam, Türkiye'de desteğini verdi mi? Verdi. İşçiler gönderdi. Ama sonradan işçilerimiz ne oldu? Adapte olamadı. Neden adapte olamadı? Burada yine devletin suçu var arkadaşlar. Çünkü neden? Ben o işçilerin kendi ağzından dinledim. Yani oraya gitmişler tren istasyonunda kadar. Tren istasyonundan iniyorlar. Düşünsenize, kendinizi onların yerine koyun. Elinizde bir bavul ve nereye gideceğinizi dahi bilmiyorsunuz. Yani onların başına bir adam dahi koymamışlar. Bir tercüman dahi koymamışlar ki bir kelime, yani nein ya bile diyemeyecek kadar Almancaları yok.
Yani oradan oraya savrulmuşlar arkadaşlar. Çok zor günler yaşamışlar. Yani bu insanlar tabii ki adapte olmalarını beklemek çok zor. Neden? Get dolaşıyorlar. Get dolaşmak ne demek? Yani dil bilmeyince, insanları tanımayınca, çevreyi tanımayınca bu sefer kendi diliyle konuşan insanlarla birlikte oluyorlar. Ve onlarla yatıp onlarla kalkıyorlar. Sadece fabrikaya çalışmaya gidiyorlar. Fabrikada da çalışırken zaten hiçbir şey konuşulmuyor. Yani devamlı iş yapmak zorundalar. Dolayısıyla 30 sene orada kalıp ben Almanca bilmeyen insan çok biliyorum. 30 sene orada kalıp değil Almanca bilmemek, şehrin ortasındaki Stephansdom Kilisesi'nin etrafındaki o güzel tarihi eserleri bile dolaşmayan insanlar vardı arkadaşlar. Ha, bunlar onların suçu değil, onu söylüyorum. Bunlar bizim devletin suçu, çünkü onların başına bir memur koyması gerekiyordu. Koyduysa eğer, o memur gitmediyse bu yine devletin suçu. Neden? Onu da denetlemen lazım. Neyse. Aynı şey Avusturya'da da geçerli dedim ya. Onlar da maalesef bunları yani göndermek istediler. Yani bu işçileri. Hatta onlara Gastarbeiter dediler. Yani misafir işçi. Yani gelecek, çalışacak, ülkesine dönecek. Arkadaşlar hiçbir ülkesine dönmedi. Şu anda çoğu iş yeri sahibi. Yani 3. 4. nesil var şu anda. Hiçbirisi dönmedi. Dönenler de tekrar döndü, emekli oldu falan filan. Ama çoğu diyeyim ben size, yani %98'i belki dönmedi. Durum böyle olunca Türkiye'de de ki farklı olmayacak arkadaşlar. Hani geri göndereceğiz filan, bunlar hikaye. Bir insan bir ülkeye gittikten sonra onun o ülkeden çıkması o kadar kolay değil. Onun için zaten Amerika, Avrupa, Schengen vizeleri bunun için zor arkadaşlar. Neden? Zorlaştırıyorlar ki çünkü girdikten sonra çıkmamak için birçok yol var. Sizin için de aynı şekilde. Yani Amerika'ya gelseniz, turist olarak gelseniz veya Avrupa'ya, ondan sonra yani çıkmayacak birçok yol bulabilirsiniz. Ya şimdi böyle olunca durum, daha turist vizesinde dahi genç arkadaşlara mesela red verirler çoğunlukla. Yani özellikle gençseniz ve bir Türkiye'de de sağlam bir işiniz yoksa filan, bunlardan red alırsınız. Geneli. İstisnalar da her zaman vardır. Dolayısıyla böyle durum olunca sakın şeylere aldanmayın. Bunlar geri gidecek de gitmeyecekler. Artık onlar bizim içimizde yaşayacaklar. Bizim onlarla yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum. Yani bu iki kere iki dört. Adam gelmiş, kimliği bile yok, hiçbir şey yok. İş yeri açmış. Ya düşünsene, adamın iş yeri var. Ve bu iş yerinde vergi bile vermiyor. Çünkü neden? Denetleyecek mekanizma yok Türkiye'de. Kimliği yok adamın. Türk kimliği nasıl vergi verecek? Ama orada dönerci açıyor, bir şey açıyor, çalışıyor. Ha, bunlar bizim işimiz değil arkadaşlar. Senin benim işim değil. Bunlar devletin işi. Devlet görevini yapması lazım. Yani devletin başındaki insanların devleti, organizmalarını iyi kullanmaları lazım. İyi kullanmazlarsa halkın başına tabii ki bela olacaklar. O başka bir sıkıntı. Çünkü neden? Bu gelenlerin hepsi iyi olmayabilir. Çünkü bilmiyoruz. Kimisi belki de azdı. Katil orada geldi yani. Geçmişini araştırmıyorsun ki. Yani şimdi Trump'a dönelim tekrar. Buradaki seçimlere dönelim. Bu yönüyle baktığım zaman ben yani bu ülkede yabancı olduğum halde ona hak veriyorum. Çünkü kendi ülkemden ne sonuçlar doğurduğunu biliyorum. Onun için eğer legal olarak buradaysanız, dediğim gibi, onda hiçbir sorun yok. Hiç, her şeyi size kapıları açıyor. Ve buradaki arkadaşlar, çalışan insanların çoğu zaten yabancı. Herkes yabancı burada. Yani Amerika'da, yani Avrupa'ya giderseniz mesela hissedeceğiniz, Amerika'da hissetmeyeceğiniz şeylerden biri ise yabancılık duygusu. Yani Avrupa'ya giderseniz Avrupalılar size oranın yabancısı olduğunuzu hissettirir arkadaşlar. Siz oranın yabancısısınız. Ama eğer Amerika'ya gelirseniz, burada herkes yabancı olduğu için siz kendinizi burada yabancı gibi hissetmezsiniz. Ve legal olarak geldiyseniz, kurallara uygun olarak geldiyseniz onlardan biri gibi olursunuz arkadaşlar. Bu yönüyle aslında çok güzel. Her şey yasalara dayandığı için, adalet güzel işlediği için bence legal olarak gelen arkadaşlar için hiçbir sorun yok. Evet, ileriki videolarımda EB1 ile ilgili detaylı videolarda çekmeyi düşünüyorum. Belki içinizden bilim insanı olup green card'a başvurmak isteyenler vardır. Bakın bu normal green card başvuru, loteri değil bu.
yani çekiliş değil ya da normal bir başvuru değil. Bu sadece bilim insanlarının başvurabildiği ve sınırlı bir kotası olan EB1 Green Card başvurusu. Bunun hakkında da ileride detaylı konuşacağım. Evet arkadaşlar, umarım bu sohbetler de hoşunuza gider. Bilmiyorum hani ses kalitesi, görüntü nasıl, çünkü arabada da gürültü oluyor. O ev ortamı gibi değil tabii ki. Bir de ben devamlı trafiğe baktığım için bazen kesiklikler, benim konuşmamda da kesiklikler olabilir. Onun için kusura bakmayın. Evet, görüşlerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.